Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitiği konusundaki eşitsizlik grafikleri testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de y büyük eşittir x artı 6 eşitsizliğinin grafiğini çiziniz demiş. Şimdi ne yapıyoruz? Eşit sıfırmış gibi düşünüp y eşittir x artı 6'ymış gibi düşünüp eksen grafiği çizeceğiz. x yerine 0 yazdığımızda y 6 geliyor. y yerine 0 yazdığımızda da Buradan 0 eşittir x artı 6 ya X'i de buradan ne buluyoruz? Eksi 6 buluyoruz. Grafiğe çiziyoruz ama grafiği çizerken dikkat. Bu büyük eşitse grafiğin kendisi alınacak. Eğer büyük eşit değil sadece büyükse grafik nokta nokta şeklinde olacak. Büyük eşit olduğu için grafiğin kendisini alacağım. Nereden geçecek grafik? Y alttan X de eksi alttan geçecek. 6 ve eksi alttan geçecek böyle. Sonra grafiği çiziyoruz kardeşim. Bak şöyle grafiği çizdik. Şimdi Önemli olan nokta şu. Bu grafiğin alt tarafı mı üst tarafı mı karalayacağız? İki tak tekniğimiz var. Birinci tekniğimiz şu. 0 0 koyarsın. Hocam 0 0'ı koyduğumuzda 0 0. Yani buradan ne geldi? 0 büyük eşit 6 geldi. Denklem sağlandı mı sağlanmadı. O zaman 0 0'a bakan bölge değil. Zıtlı bölge karalanır. Yani şu şekilde karalanır. Birincisi bu. İkinci tekniğimiz de şu. Y yalnızken. Bak Y yalnızken. Büyük eşit. Büyük eşitse eğer bak Y yalnızken Y büyük taraftaysa doğrunun üst tarafı küçük taraftaysa yani küçük eşit olsaydı doğrunun alt tarafı karalanacaktı. İkinci tekniğimiz de bu. Burada Y yalnızken Y yalnızken ve kas sayısı artıyken Y yalnızken bakıyorum büyük eşit olduğu için doğrunun üst tarafını karaladık. Tamam Bu şekilde yapılıyor. İkinciye geldik. Şimdi küçük demiş. Hemen Y eşittir 2X artı 4 grafiğini çizelim. X yerine 0 yazdığımızda y yes 4 gelir. Y yerine 0 yazdığımızda x de eksi 2 gelir değil mi? Evet. Hemen grafiğe çiziyorum. Nedir? X eksi 2 y 4. X eksi 2 y 4'ü çizdim. Ama grafiğe dikkat et. Küçük dediği için nokta 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 grafiğin kendisi olmayacak. Yani nokta 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 şeklinde olacak. Şimdi ister 0 0 koy. 0 0 koydum da 0 küçük, küçük 4 sağlandı mı? Sağlandı. O zaman alt tarafı ya da y küçük tarafta olduğu için yalnız kaldığında y küçük tarafta olduğu için Doğrunun alt tarafı karalanır deriz. Yani bu şekilde olacaktır çözüm. Geldik üçüncüye. Diyor ki analitik düzlemde ABC noktalarından hangileri bu eşitsizliğini sağlar? E nokta sağlıyorsa eşitsizlik sağlanıyor demektir. Koy bakalım. A noktasını koyalım. A, A, A noktasına A noktasında X yerine 1 Y yerine 3 koyacağım. Y yerine 3 yazdığımızda X yerine de 1 yazdığımızda 2 çarpı 1 eksi 4 sağlanıyor mu? Hocam buradan ne geldi? X, 3 küçüktür. Eksi 2 geldi. Evet sağlandı mı? Sağlandı. B noktasına bakalım. Y, y yerine 2 yazacağım. X yerine de 3 yazacağım. 2 yerine 3 6 eksi 4. Yani buradan 2 küçüktür 2 sağlandı mı? Sağlanmadı. C'ye bakalım şimdi 4'e 4. Y yerine 4. X yerine de 4 yazdım da. 8 eksi 4 oluyor. Bu 4 küçüktür 4. Sağlandı mı? Sağlanmadı. O zaman sadece ve sadece ne hangisi sağlanıyor arkadaşlar? A sağlanıyor. Ya noktayı da yerine koyduğunuzda eşitsizlik sistemi sağlanıyor mu sağlanmıyor mu diye bakabiliriz. Tamam. Evet örnek 4'e geldik. Bu sefer tam tersi taralı bölge isteniyor. Grafiği çizeceğiz. Yani denklemi yazacağız. Denklemi yazdıktan sonra aradaki işaret küçük eşit mi büyük eşit mi ona bakacağız. Ha hocam bu doğrunun kendisi olduğu için eşitlik de olabilir. Evet burada denklemi yazalım. X bölü 3 artı Y bölü 3 Y bölü 6 eşittir 1 şeklinde değil midir bunun denklemi? Evet. Bunu 2 ile çarptım. 2x artı y bölü 6 eşittir 1 olacak. 2x artı y eşittir 6 oldu. Şimdi biz neyi biliyoruz? Y yalnızkeni daha rahat biliyoruz. Y'yi yalnız bırakalım o zaman. Y yalnız kaldığında eksi 2x artı 6 yaptı. Bak doğrunun üst tarafı karalanmış. O zaman doğrunun üst tarafı karalandığı için büyük eşit olacaktır burası. Ya da 0 0 koyduğunda sağlamıyor zaten bak dikkat et 0 0 koyduğumuzda denklemi sağlamayan değer olması lazım 0 0 koyduğumuzda 0 büyük eşit 6 büyük eşit olunca sağlamıyor o yüzden büyük eşit diyeceğiz ya da y'yi yalnız bırak doğrunun üst tarafı karalandıysa büyük eşit kardeşim koy gitsin evet y büyük eşit eksi 2 x artı 6 şeklinde olacaktır hatta bu böyle de yazılabilir öbür tarafa atarız 2x artı y büyük eşit 6 şeklinde de yazılabilir. İlk önce böyle yazarsın. Sonra düzenlemeni de yaparsın. Tamam. Örnek 4 bu şekilde. Geldik örnek 5'e. Şimdi renklemi yazalım. x bölü eksi 1 artı y bölü 1 eşittir. 1 olmak zorunda. Eksi 1 ile genişletelim. Eksi x artı y eşittir 1 yapar. y'yi yalnız bırakacağım. y eşittir x artı 1 oldu. Şimdi y yalnızken doğrunun alt tarafı karalandığı için aradaki işaret ne olacak? Küçük olacak. Ee, nokta nokta şeklinde olduğu için eşitlik olmayacak. y küçüktür x artı 1 şeklinde denklemi yazmış bulunuyoruz. Eşitlik sistemini bu şekilde yazmış bulunuyoruz. Geldik 6'ya. Grafiğini çiziniz. X yerine 0 yazalım. X yerine 0 yazdığımızda eksi y eksi 2 eşit 0. Yani bunu eşit 0'mış gibi düşünüp de yazıyoruz değil mi? Eşit 0'dan y'yi kaç buluruz? Y'yi eksi 2 buluruz. Sonra y yerine 0 yazalım. Y yerine 0 yazdığımızda x eksi 2 eşit 0'dan x de 2 gelir. Grafiği çiziyorum. Grafiği çizerken dikkat nokta nokta şeklinde olacak büyük olduğu için x 2 y eksi 2 evet x 2 y eksi 2'den geçen nokta 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 şeklinde grafiği yazdım. Şimdi burada y'yi yalnız bırakalım. Ama y ne olacak? İşareti artı olacak. O zaman y'yi öbür tarafa atalım. x eksi 2 büyüktür. y oldu. Yani bu ne demek? y küçüktür. x eksi 2 oldu. y küçük tarafta oldu. O zaman alt tarafını karalayacağız. İşte olay budur kardeşim. Gerçekten çok kolaydır. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz bu olayı. Evet böylelikle bu kısmı hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani eşizlik, eşitsizlik sistemleri testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.